iyi oynayan yarışmacılar istiyor ki yarışmacılara övsün. Çok da haklılar. Ve dün akşamki oyunlarda övülmesi gereken isimler de var. Şöyle evet. hemen bir bakıldığı zaman bir kere gizeme ayrı tutuyorum. Evet. Kesinlikle. Beşte dört 4 yazıyor ben onu kabul etmiyorum. 4'te 4 dört aslında Gizem'de. 4'te 4 o. Evet kadınlarla beşte çıktı. Beşte 4 Hikmet'e karşı. Bir erkek tek Hikmet'e karşı hem de. <laughs> Ayşe düştü falan orada Hikmet'e <laughs> tek Bir erkek kadın Hikmet'e karşı. <laughs> Gördünüz evet. değil mi orada? Mesela ben onu yenilgi olarak düşünmüyorum. Ondan sonra erkekler ünlü erkeklerin onda bir yapmış tek sayıya Batuhan almış. Tebrik ediyoruz. Yasin'den evet. evet. Ee, Hikmet'in Hikmet 3'te 3'ü, Berkan'ın 3'te 3'ü, Ogeday'ın 3'te 3'ü, Gökhan'ın 2'de 2 artı 1 beraberliği Atakan'a karşı, evet. Seda'nın 4'te 3'ü de hemen göze çarpan e, istatistikler ve Gökhan... Evet ben de aynı şekilde düşünüyorum yani... E... Hani biraz tarz, da olayı düşündüğün zaman, bu tarz, ki, dünkü oyunu düşündüğün zaman güç oyunu vesaire. Mesela Üç. Gizem niye kazandı 5'te 4 onu söyle mesela sence. Bak ben bence Gizem de. şimdi Nisa'ya karşı kazandı değil mi? Evrim'e karşı kazandı, Ayşe'ye karşı kazandı. Bir de ikili de Merve Gizem, Seda Yağmurak yani dört kadınlarla çıktı dört oyunu da hem de kuvvetli kadınlarla evet. çıktı dört oyunda kazandı. Seda ile çıkmadı Seda yenerdi bunu mesela bence. Şey... Bilmiyorum Seda da yenemezdi bence. Yani tabii evet, ki de burada yenemez. yani ee, kasların çok önemi var ağırlığın çok önemi var ama şimdi Gizemin boyu uzun bir, bir 78 falandır değil mi en az? Belki 1.80 Gizem mi? Evet. Ya. 80 üstü. 1.80 vardır. Var vardır Gizem ay, çok uzun. Senin ya arkadaşın. 78 bir üstü ya. ya. Gizem 1.78 falan. Yazsana Google'a bir. Gizem Memiç ya. 1.80 değildir. Yani abi ağır bir kere güzel ya. ya. Ağır bir kere. Ağır derken. Zaten evet, uzun olduğu için kütlesi <laughs> fazla. 1.80 olamaz ya. Bence 1.78 dedi. 1.80'i abarttı şu an Hakan. Bence 1.78 en az diyorum. Google amcaya sorayım ya. Gizem Memiç boy. Bakalım ne çıkacak. Merak ediyorum. Google Türkiye'de tam net vermiyor bence. 1.78. Teşekkürler. Tam nokta atışı verdim. Eee... Şimdi boyu da uzun olduğu için kütlesi de haliyle fazla oluyor. İyi bana baksana Google'da ne yazıyor? <laughs> ben devam etmem bu. ama Gizem Gizem'in bir yarışma geçmişi var ya Miss Turkey falan. Evet, o yüzden evet, doğru evet. yazar o. Tamam. Oradakini almışlardır yani. Seninkine 1.90 da yazar, 1.92 de yazar. 1.88'de yazabilir senin çünkü öyle bir yarışma geçmişin yok. <laughs> öyle bir kayıt altına alınmış bir şey yok yani boyunla ilgili. Onu demeye çalıştım. Evet. Ne? <laughs> <laughs> hey. Ne oldu? İhsan Tarkan'ın boyu 1.81, kilo 82. İhsan Tarkan bekardır. <gülüyor> <Bilgiye> <gülüyor> bak işte, bak bu bilgi tabii ki de yanlış. Çünkü senin öyle bir kayıt Bekarlık altına doğru gerisi. Kayıt, alt, kayıt altına alınacak bir durumun yoktu. Did you mean Tarkan, Tarkan Temetoğlu? Sen <laughs> ya, <da katıldın gülüyor> <mı? gülüyor> ya da katıldın mı bir güzellik yarışmasına, mankenlik yarışmasına evet, falan? ben güzellik yarışmasına katıldım. Katıldın mı? Nerede katıldın? Yani. Ha, güzel yüz güzelliği mi, yanak güzelliği mi? yanak güzelliği. Şiş, şiş yüzler dünya güzelliği yarışması. Ya dur ya bir şey anlatıyordum şurada. Gizem'de kalmış. Gizem'in boyu uzun olduğu için yani oradaki çoğu kadın Hemen sen son kadar. Hatta acıymışsın. oradaki en 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 uzun kadın bence Gizem. Yani onun üstü var mı daha uzun? Yok galiba yok. Hatır Evrim de uzundur. Bir Nerede sen uzun. Merve. Yani. Merve 175 mi? Şey. Evrim. evrim maksimum 170. Yok ama orada yazması neyse tamam. O yüzden kütlesi Ay. ağır arkadaşlar. Evet. Hem de eskiden de gerçekten sporcu olduğu için bacakları da kuvvetli Gizem'in. O yüzden de ben ama mesela Gizem Ayşe oyununda Ayşe de yenebilir diye bekledim. Evet. Ya da Nisa da çok kuvvetli eski voleybolcu. O da kuvvetli bir yarışmacı ama hepsini gizem tek tek yendi. Helal olsun. Gizeme buradan tebriklerimi iletiyorum. Duymuyor yıldızlı bizi. Peki. Bu yıldızlı pekiyi veriyorum. <laughs> Hikmet zaten bu oyunlarda bence 3'te 3 değil 13'te 13 yapsa bile konuşmaya değmez. Yani zaten belli. Zaten o gelen evet, tarzı, tarzı, tarzı çok, çok iyi. Evet. Evet. Yani, yani sakin ben, bir yandan konuşuyor, bekletiyor. Sakin olun kazanacağım evet. diyor. Evet. Dönüyor 1 2 3 diyor itmeye Ittiriyor. başlıyor. Evet. Çok kuvvetli. O kadar en kuvvetli. yani tarz olarak çok hoşuma gitti benim de. Evet. Hatta ben belki Murat Ceylan'ın yerinde olsam O kadar bile verebilirdim. Bir şey daha diyeceğim. Evet. Ben evet. olabilir. Mazbatayı. Dünkü mesela Bora'nın tansiyon düşmesi. Bora bu tarz oyunlarda, dayanıklılık oyunlarında ilk geldiği oyun neydi Bora'nın? Şeydi. E, sumo oyunu evet. hatırlıyor musun? Orada da aynısını yaşadı. Demek ki Bora'nın bu tarz oyunlarda bir sıkıntısı var. Yani nabzı çok yükseliyor. Benim de nabzım çok yükselir. Özellikle dayanıklılık Hani güreş tarzı bu tarz işte. İtiyorsun sonuçta. Bu da güreş gibi bir şey. Nabzı çok yükseldiği için tansiyonu da e, devamında bir anda bıraktığı anda düşebilir, çıkabilir. O yüzden tehlikeli bir durum. Yani Bora'nın burada doktor kontrolünde olmasına ben okeyim. Ama şimdi karşı tarafta dedi ki siz de evrimi dört kere çıkarttınız. Biz de Bora'yı istiyoruz. Bu da şimdi fair play var mı yok mu karışık bir konu. Bence bunu tartışalım. Aynen zaten sırada o var. E var mı? Yani Pardon. Sen de ben kendi bilmiyorum. kendine girdin. Aa yani süper. Benim bir sorumu Hakan sormuş oldu. Sen de şu an akışa girdin. Bravo. Tebrik Bak, ediyorum. Bak böyle i̇statistikle paslaştık. Ilgili, i̇statistikle ilgili bir şey yoksa devam ediyor. Önemli değil ya. Hani zaten tam böyle not almıştım soruyu soracağım. Sen sormuştun mesela böyle bize. Ee yani. evet. doğru birdir yani böyle. Gökhan'da da şey. Gökhan diyelim mi 2'de 2 iki yaptı. Gökhan'ın da konuşmadık. Evet de var evet. tabii çok iyiydi. Onun yükselen bir performansı var ki bence seçmelerde de o e, hani Hatta Hikmet e yaşadığı Hikmet ile yaşadığını da konuşalım. Bora'nın evet. olayını da konuşalım. Hı -hı. Evrimle Gizem'in olayı var konuşalım. Doğru. E. Yani bence Gökhan artık hani oralarda seçme hakkının tanınması gerekiyor ama hani 3 tane iyi adamımız var. Bence onlar seçmeyi yapsın. Zaten önde olan bir takım var. O yüzden bence artık oralarda Gökhan'ın da ...büyüklük bende kalsın deyip geri çekilmemesi gerekiyor. Çünkü Survivor'da büyüklük bende... Neden çekilmedi? Bende, evet ama hani küstü tamam siz seçin dedi. Hani yine seçmeyi Seçti. o yaptı. Ama şöyle bir şey var hani istediğini seçemedi. Belki istediği birisi vardı da onu seçemedi. Bilmiyorum ama hani seçmeyi kullandı. Ben yine de Gökhan'ın hazır bu kadar yükselen performansı varken... ...büyüklük bende kalsın ben susuyorum insanlar görüyor zaten... ...bu durumu deyip kenara çekilmesini hiç istemiyorum... Umarım artık hani verdiği röportajdan sonra da şunu yani verdiği röportajda da şunu dile getirdi. Bu saatten sonra benim için çok daha farklı olacak dedi. Umarım o farkı yaratır Gökhan. Sözleriyle ve eylemleriyle diyorum. Çünkü artık onun da bir şekilde seçmelere dahil olması gerekiyor. Tamam. Kendi güvendiği yer. Burada kal Gökhan'ın hikmet arasında yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçme konusunu mu? Evet. Sonuçta Gökhan çıktı Atakan'la. <laughs> evet. Kafa kafaya bir yarış. Hatta kıl payı kaybetti. Yani süreye karşı kaybetti aslında. Belki 15 saniye daha olsa kazanacağı bir yarışmaydı. Bilemiyoruz. Ee, kazanmış gibi gördüm ben de aslında evet. bir yerde. Ama Hikmet'in e, Gökhan'ın belki de haftalar sonra ilk defa birini seçmek istemesiyle sen sıranı bekle, daha üç kişi var. Senden iyi demesini evet. nasıl karşılıyorsun? Ben yanlış karşılıyorum. Bir kere e, kendi yük, kendi herhangi bir takım arkadaşın oyunda yüksek hissediyorsa ve oyuna çıkıp da e, yüksek hissetmesini de oyuna dökebilmişse, yani sayılarını almışsa ya da Atakan gibi yarışmacıyla işte berabere kaldıysa e, beraber kalmadan önce miydi sonra mıydı o seçme? Sonraydı. Sonra. Sonraydı değil mi? Bence kesinlikle haksız Hikmet. Yani o zaman bırak. Ya Hikmet'in yapması gereken. Ya bırak gereken, seç. zaten orada kaç bir. Siz seçin. Bana kim kalırsa kalsın demesi lazım demesi değil mi? Demesi lazım evet. Hani siz seçin, Ama işte evet. Hikmet hep buralarda devreye giriyor. Yani burada Hikmet bence hiç seçim hakkı ya kullanmayacaktı. Zaten 4-1 oyunu evet. orada evet. Yani burada mesela en son Best Of'a kaldığımızda da orada Seda diyor ya sen neden hani çıktın bir anda. İşte hep yani Hikmet kendine güvendiği alanda bile seçme hakkını kullanıyor. Yani en başarılı olacağı yerde de seçme hakkını o yapmak istiyor. Ama zaten sana kim gelirse gelsin sen oynayabilecek bir yarışmacısın. Onu da geçtim. Şimdi Gökhan'la bir atışmaları var. Eskiden Hikmet şu durumdan yakınmıyor muydu? Bana seçme hakkı vermiyorlar. Ben nasıl seçme hakkını kullanmam? Oralarda zaten Hikmet mağdur oldu. E şimdi sen yakındığın konudan dolayı bir başarı elde etmişsin. Tamam seçme hakkını da kullanıyorsun, takım da seni destekliyor ama sen yaşadığın durumu neden bir başkasına yaşatıyorsun ki? Oralarda empati yapıyor olması lazım. Şimdi ben, son günlerde çok fazla seçme hakkını eline aldı Hikmet ve onu artık vermek istemiyor bir başkası. Evet. Bence orada hesap şu da olabilir. Durum kaç kaç? 4 bin. 4, bin. 4 bin. Ben şimdi dördüncü seçsem, benden önce Ogeday Gökhan alı kazansa belki bir şey kalmayacak. Evet. Ben %100 3 puan alacağım oyunda. <laughs> yarışamayacak olabilir olabilir o da olabilir mesela çünkü hiç seçmeyecekler Doğru. ya ama seçtik ilk seçip mi? hemen biz bir sayı verelim Tabii. sonrasına bakalım diye evet. baktılar o da olmadı. Aynen o da olmadı. Ya bu arada dünkü oyunda yani Yasin'le eşleşmeler dışında gönüller takımının her erkeği neredeyse ünlüler takımının her erkeğini yenecek gibiydi. Yasin ya bu oyunda güçsüz kaldı ben onu anlamadım ya. bekliyordum ondan da bir şey bekliyordum mesela beli arıyordu yani beli. Ya yani güçsüz ağrıyordu. demeyelim de şimdi bu konu evet hem bel ağrısı olabilir hem de yani belli bir evet şey. potansiyel yani. yani evet patlama dayanıklılığı kilo da önemli o, bunda kilo da önemli mesela ben de şimdi 97 kiloyum ya bu oyunda bir varlık koyarım 97 evet. kilo olduğum için yani kalkıp şimdi 75 80 kilo adamla çıktığın zaman burada senin bir 15 kilo düşün bir damacana kadar üstünlüğün var mesela daha bir pres yapıyorsun. Bir de gücünü doğru kullanırsan Bacakları bir avantajın var. Bacakları var, tabii kilitlersen. Ki de. Bir de boy çok önemli burada. Çünkü boy ne kadar yüksekse o kadar üstten basıyorsun. Yoksa o şey üstünde kalıyor. İstediğin o baskı açısını, o açısını Yapam, oluşturamazsın. Evet. Stratejiden kaybedenler de oldu. Tabii tabii stratejiden kaybeden oldu. Mesela çok kazıp yeri iyice e, evet. aşağı gidenler oldu, oldu belli yerlerde. Bir de iterken mesela sağ dışta olanlar. Sol omzuyla ittiler mesela. Aslında sağa sağa sağ dışta olan sağ omuzuyla itse o da bir momentumdan bir belki yüzde iki bir katkı sağlayacaklar. Evet. Onlara bir kaçırdılar. Aynen. Güzel oyunda ama yani eskiden burada kova devriliyordu. Evet. Şimdi bu sembol böyle bir gidiyor geliyor, geliyor evet. çok değişik bir şey oldu. Yani bir iki kere çünkü oldu. Bora'nın bir oyununda mesela gitti sembol geri geldi bir ara oyun böyle geldi tekrar bitti. Peki, evet. Peki şey Bora'nın sembolü. Ee tansiyon problemi, oyuna çıkıp çıkmama isteği, o Ogeday'ın hak vermesi ama takımın hak vermemesi siz olsanız ne yapardınız diye onu sorayım. Şimdi bence bu olayda e, Gönüller takımı şurada haklı. Bir kere şimdi Bora burada oyuna çıkmasa e, seçme hakkı da almazlarsa e, Ogeday gibi sayı alacak bir fikstür. Bir anda en arkaya mı atılacak? Şimdi böyle bir durumda Gönüller eksiğe düşüyor haliyle. E, bir bunun önüne geçtiler. İki, Eee şurada e, ben sadece katılmıyorum Bora'nın gerçekten bir o sırada hastalığı var. Yani doktor oynaya da oynama dedi ama bizden... deriz ya biz arada. Evet, Fenalaşmış Aynen. aynen, yani. aynen. Ee, daha önce de yaşanmış evet. şey, bir de boyun dediğin gibi hani çok ciddi nabızda bir böyle şey oluyorsun, kendini kasıyorsun, herhalde şey oluyor. Eee Bernan olayında sanki biraz daha böyle hani kendini iyi hissetmediği için oynamıyor. Böyle hı. biraz daha böyle havada kalıyordu. Hı hı. Yani şey olarak. Bir de şimdi şey de mantıklı geliyor. Berna orada oynamasa iki oyun oynamayacak. Hop. Gönüllüler onlardan birini çevirse sayılardan. Evet. Bir oradan düş bir oraya çık. iki sayı fark ediyor. Acaba bunun şeyini mi, e, uyanıklığını mı yapıyorlar diye düşündürmedi değil. Yani burada bence Bora'ya inanmalılardı. Bora dönerek e, bence hata yaptı. E, burada şey yapabilirdi doktor şeyiyle. Ya işte burada... Ama zaten bu oyunun dönmeyeceği çok belliydi. Evet, Herkes doğru, farkındaydı doğru. yani. Herkes evet, farkındaydı. Çünkü artı dört abi. Yani ya, o yüzden biraz... Artı 4 sayı. Gönüllülerin de böyle bir oyunda bu tartışmayı karşı tarafla yaşaması ben çok gereksiz buluyorum.